teknolojide ve sanatta yakaladıkları başarılarla bilinen Japonlar, sporda da her zaman öne çıkan ülkeler arasındadır. Spordaki disiplinleri göz kamaştırıcıdır. Erkek tenisinde yaklaşık 10 yıldır farklı stil ve disiplinlerde onlarca raketi takip eden spor severler, özellikle son 4 yıldır bir Japon raketin adını çok sık duyuyor. Kei Nishikori. 5 yaşında tenise başlayan ve piyanist bir anne ile mühendis bir babanın oğlu olan Nishikori'nin hikayesinin başlangıcıysa bir ulusun başarı projesine dayanmakta. Yani Proje 45'e. Peki proje neden 45 kod adını taşıyor? Azimleriyle tanınır dediğimiz Japonların Nishikori'ye dek teniste çıkardığı en başarılı sporcu Shuzo Matsukaydı. Temmuz 1992'de yani 25 yaşındayken bir erkek Japon tenisçinin o güne dek alabildiği en yüksek dereceyle ATP Masters sıralamasında 46. sıraya yükselmişti. Nishikori'nin de küçük yaşlarda keşfedilen tenisteki yeteneği, spora desteği tüm dünya tarafından bilinen Japon devletinin dikkatini çekmiş ve 89 doğumlu raket, federasyonun da desteğini alarak 14 yaşında tek kelime İngilizce bilmediği halde Florida'ya IMG Akademi'ye yollanmıştı. Burada geçirdiği 5 yıl içinde öyle çok yol kat etti ki 18 yaşında Indianapolis'teki ilk ATP turnuvasına çıkmayı, dahası ilk turnuvada çeyrek finale yükselmeyi başardı. 2008'e gelindiğinde ise adını ilk yüzün arasına yazdırmıştı. Aynı yıl ilk Grand Slam tecrübesini dünyanın en prestijli tenis turnuvası olan Wimbledon'da yaşadı. Ancak profesyonel tenis hayatı süresince çok sık yaşayacağı sakatlıklar yüzünden bu macera yarıda kaldı. Nishikori sakatlıklarına rağmen 2008 yılı içinde 56.'lığa dek yükseldi. Project 45'in başarıya ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ta ki 2009 Mart'ına dek. Sağ dirseğinde yaşadığı sakatlık o yıl birçok turnuvayı kaçırmasına sebep oldu. Japon tenisçi dünya sıralamasındaki yerini kaybediyordu. 2010 baharındaysa hızlı bir dönüş yaptı. İlk 800 arasında başladığı o yıl içinde tam 701 basamak atladı ve yılı ilk 100 içinde kapadı. 2011 ise onun için tam bir yükseliş yılıydı. Eski oda arkadaşı Zach Gilbert'ın babası ve aynı zamanda efsane Andre Agassi'nin de koçu olan Brad Gilbert'la çalışmaya başladı. Bu çalışmanın karşılığında Basel'deki turnuvada dünya bir numarası Novak Djokovic'i eleyerek finalde Roger Federer'e rakip oldu. Topladığı puanlar sayesinde 17 Ekim 2011 günü adı Dünya 30.sü olarak açıklandı. Yani Project 45 başarıyla tamamlanmıştı. Kei Nishikori 2011'den bu yana yükselişine devam ediyor. Ve Ağustos 2014'ten bu yana da dünyanın en iyi ilk 10 erkek tenisçisi arasında yer almakta. Dahası dünya dördüncülüğüne dek yükseldi. Eğer Nishikori bundan daha iyisini başaramazsa, Japonların bundan sonraki projesi Project 3 olacak. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza abone olmak Japonlar kadar azim gerektirmiyor. O yüzden siz de aşağıdaki butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Belki yorum da bırakırsınız.